Allah'ım ben bu kadar sanatçıyı, bu kadar eseri nasıl ezberleyeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim? Sıkıntı yok. Yavaş yavaş, sakin sakin, tamam mı? Yazarak çalışmaya devam. Ziya Paşa'dayız. Ziya Paşa halk filozofu olarak tanınmaktadır dostlar. Hikemi veyahut da hakimane şiirinin üstadıdır. Yani bir anlamda didaktik şiirler yazmıştır. Türk edebiyatında yine büyük romantik sanatçılarının başında gelmektedir. Ve aynı zamanda Türk edebiyatında en çok ikilem arasında kalmış sanatçı olarak da tanınmaktadır. Hani bazen halk edebiyatını, bazen de divan edebiyatını savunmuş ve birçok sanatçı tarafından eleştiriye maruz kalmıştır. Ve aynı zamanda roman ve hikaye yazmamıştır. Arkadaşlar, bu adam Terkibi Bent üstadıdır. Hani bu 16. yüzyılda Bağdatlı Ruhi vardı. Divan edebiyatında bahsedeceğim yine. Ona nazireler yapmıştır. Şimdi Terkibi Bentleri atasözü kıvamında, atasözü ayarında olup kulaktan kulağa halkın arasında dolaşmıştır. Halk bu adamı gerçekten çok sever arkadaşlar. Toplumdaki aksaklıklara çekinmeden eserlerine yansıtmıştır. Yani halkı acayip şekilde eleştirmiş ama halk bu adamı gerçekten çok ama çok sevmektedir. Şimdi Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını savunuyor. Harabat antolojisinde de divan edebiyatını savunuyor. Ondan sonra diyorlar ki arkadaş bir karar ver ya, bir karar ver diyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden çok eleştirilmiştir. Eserlere baktığımız zaman bir tane şiir kitabı var. Bu şiir kitabının ismi Eşar-ı Ziya'dır. Bazı kaynaklarda Külliyat-ı Ziya olarak da geçmektedir. Anısı defteri amaldir. Eleştirisi ki çok özel bir eserdir, tavsiye ederim, Zafername'dir. Çok çok sağlam bir eserdir. Röportajı arkadaşlar, Rüya adlı eseri bizim ilk röportajımız olarak bilinmektedir. Makalesi Şiir ve İnşa, antolojisi Harabat'tır. Ve onun haricinde birçok çeviri yapmıştır. Belli başlı olanları Emili, Engizisyon Tarihi, Endülüs Tarihi'dir. Bir de mektubu vardır, o da Veraset mektuplarıdır sevgili dostlar.